Gezmek Bir Sanat kanalına hoş geldiniz. Bugün Felemedik Tabiat Parkı'nı geziyoruz arkadaşlar. Hadi gelin gezelim. Otomobil ile Adana merkezden 110 km, tren ile 90 km uzaklıkta olan Belemedi'ye doğru yola çıkıyoruz. İlk sağdan Pozantı çıkışından çıkıyoruz arkadaşlar. Zaten çıkar çıkmaz kişileri geçince hemen sol taraftaki ilk sokağa dönüyoruz. İleriden dönüp geldikten sonra tekrar Adana istikameti otoban girişine doğru sağa doğru yol kıvrılıyor ve sağa doğru ileride Belemedik tabelasını görüyoruz ve sağa dönüyoruz. Buradan sağa döndükten sonra tekrar sola dönüyoruz. Biraz gittikten sonra daralan bir köprü altı geçişi var. Köprü altı geçişinden geçmeniz gerekiyor. O köprü altından geçiyorsanız doğru yoldasınız demektir. İleride de yeni yapılan otoyol köprüsünü göreceksiniz. Hemen zaten Tabiat Parkı'na giriş yapınca güzel manzara karşımızda ve Şeker Pınarı. Buradan hemen araçlar için sağa bir kontrollü tren geçiş istasyonunda sağa dönüyoruz. Gördüğünüz gibi trenlerin geçtiği raylar. Hemen tekrar sola dönüyoruz. Yaklaşık bir 5 kilometre kadar daha düz devam ediyoruz bu yolda. Tabiat Parkı çok büyük olduğu için insanlar kahvaltı etmek için restorana gelmişler. Hemen burada kahvaltı salonu var, WC var ve cami var, küçük bir cami var geride. Şelale akıyor buradan. Büyükçe bir park alanı. İnsanlar bu park içerisinde kamp yapıp gece konaklaması yapıyorlar. Bazen sinema, açık hava sineması perdeleri kuruluyor. Hey!
Kanala abone olarak beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ve tabii ki de paylaşmayı da unutmayın. Tarihi çok eskiye dayanan şu çınar ağacını görüyorsunuz. Bilmem kaç yüzyıllıkmış. Evet, burası otopark alanı. Gece konaklamalar için kışın çok soğuk olan bir yer değil. Nadir kar yağıyor buraya. Bunun dışında gayet güzel konaklama alanları, kamp alanları ve karavan park etme yerleri var. Tesis içerisinde WC var, ücretsiz. Arkada küçük bir cami var. Tren raylarının etrafında korumalar yok. Çocuklara dikkat edelim aman. Eymen'le beraber yaklaşık olarak bir yarım saat kadar trenin gelmesini bekledik. Trenleri çok seviyor. Tabii kontrollü bir şekilde başında duruyordum. Gelmedi. Biz gittikten sonra hemen geldi. Ama yine de videosunu çektim tabii, sizlerle paylaştım. Şu doğaüstü güzelliği bir etraflıca göstermek istedim sizlere. Dağların tepeleri. ATV motosiklet ve pedalla çevrilebilen ATV tarzında bisikletleri kiralayabilip şu şekilde çocuklar gezebiliyor, kullanabiliyor arkadaşlar. Şimdi burada belediyenin yapmış olduğu bungalov evler var. Yukarı tarafta hemen o piknik alanının arka tarafında taş evler var. Taş evlerin hemen arkasında gördüğünüz gibi. Şimdi oraya geçiyoruz. Bu bungalov evlerin kiralanması ile ilgili Pozantı Belediyesi'nden internet sitesinden numara alıp o numara üzerinden rezervasyon yapıyorsunuz ve Instagram'da da sayfaları var arkadaşlar. Belediyenin kendi hizmeti 5-6 tane var yan yana. Kışın daha güzel oluyor diyorlar burası için. Tabii biz kendi bungalov evimiz olduğu için konaklama yapmadık. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kanala abone olup yorum yapıp beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Zafer pozumu verdiğim bu fotoğrafta etrafta kamp yapıp ya da mangal yapmak isteyen aileler mevcut. Bundan sonraki fotoğraflar genel olarak fotoğraf paylaşıyorum arkadaşlar. Videonun sonuna kadar değişik fotoğraflarımız var. Kanala abone olup yorum yapıp beğenip paylaşmayı ve zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.